Vaaza başlarken ben de bir dua etmek istiyorum. Yüce Rabbimiz, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız ve biz şimdi senin sözüne baktığımızda, bu diri yaşayan söze baktığımızda, bu söz kutsal ruh aracılığıyla bizlerin iç varlığına işlesin diye dua ediyorum. Ve bizim iç varlığımızı, düşüncelerimizi senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, geçtiğimiz yıla baktığımızda herhalde en çok vaaz verdiğim konu dua oldu. Yani son aylarda da aslında Noel'den önce yine duayla ilgili vaazlar veriyordum. Bu yıla yine duayla başladık. Bu serinin sonu olacak gibi geliyor bana. Lütufla dua konusunda en azından bir ara vermek istedim. Ama aynı zamanda bizim dua yaşamımızı canlandırmak için çok dua ediyorum. Yani Tanrı'ya daha çok güvenmek için dua ediyorum. Ve bununla ilgili düşünürken ve okurken, aynı zamanda kendim kutsal yazıları okurken, işte bu konudaki duayla ilgili kitapları okurken şunu daha iyi fark ettim. Dua ediyorum, tamam, yani hepimiz dua ediyoruz imanlar olarak, hamdolsun. Ama bu dua acaba kendi gücüme ne kadar dayanıyor, Tanrı'ya ne kadar dayanıyor? Aslında topluma da baktığımızda, yani oradan gelen belki alışkanlık da var. Dua dediğimizde insanın kendisi daha çok ön plana çıkıyor. Yani işte diyor ki bir dua etti, çözüldü. Yani sanki o kişi yapmış gibi, ya da kim dua ediyorsa, evet o yaptı. Öyle değil mi? Aslında yanlış bir odaklanma var. Aslında bunu yapanlar üfürükçüler. Yani üfürükçüler böyle kendilerine bir güç almaya çalışıyorlar. Ama gerçekten Tanrı'ya bağlı kişiler duada gücü kendilerinde bulmaması lazım. Ve biz eğer bu gücü kendimizde buluyorsak ne oluyor? Kendimizle yüzleşiyoruz. Ve bu lütufla dua konusunu düşündüğüm zaman, lütufla dua etmek konusunu düşündüğüm zaman, yani biz bir değişim istiyoruz Tanrı'dan. Yani daha önceki vaazlarda vurgulamıştım. Tanrı bizi işitmiyorsa ya da bir şeyleri değiştirmeyecekse neden dua edelim? Ya gerçekten neden dua edelim? Yani biz dua ettiğimizde Tanrı'nın bizi işittiğine iman ediyoruz. Ve dua ettiğimiz konunun da cevaplanacağına da iman ediyoruz. Ama bunu biz kendi gücümüzle yapıyorsak durum farklı oluyor. Ama lütufla yapıyorsak daha farklı oluyor. Biraz kendi gücümüzle dua etmeyi buradaki karikatüre benzettim. Yani şapka çıkartıyoruz, duvarda kendimiz varız ve ne oluyor? Tabii ki boş oluyor. Ama Tanrı'nın gücüne güveniyorsak o zaman ne olacak? Aslında kendimizde değil, güçte, yani gerçekten gücün kaynağında olacağız ve onun aracılığıyla dua etmiş olacağız. Öyleyse kardeşler, yani bu vaazın konusunu dinlerken özellikle dualarım neden cevaplanmıyor diye sorduğumuzda farklı cevaplar verilebilir. Yani Tanrı zaten her duayı cevaplayacağını söylemiyor da. Ama bizim tarafımızdan yapmamız gereken şey nedir? Bizler Tanrı'nın gücüne dayanarak dua etmeyi öğrenmeliyiz ve bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Evet, yani dua ederken kendi kendimize ne yapalım? Şapka çıkarmayalım ve Rabbi daha çok arayalım. Bu konuda Paulus Timoteus'a yazdığı zaman, yani dua konusunda değil ama genel olarak birkaç konuda yazdığı zaman, ona dedi ki işte oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. Ama genel olarak, yani bu güçlenmek onun hayatının aslında her alanını kapsıyordu. Zorluk çektiği bütün alanları kapsıyordu. Ve biz de dua ederken o lütfu aramalıyız öncelikle. Dua edemiyorum dediğim bir konu varsa eğer, daha çok onu aramalıyız. Ve bizim inancımız da, yani lütuf karşılıksız olarak sunuluyor. Yani kurtuluşumuzda bu böyle. Ama lütuf sadece yani kurtarmak değil, ama onun dışında bizim bütün hayatımızı kapsıyor. Ve biz kardeşler bu lütfu alarak dua etmeye başlıyorsak, öyle inanıyorum,
kendi hayatımızda da çok şey değişecek. Dua ettiğimiz konularda da çok şey değişecek. Kilisede de çok şey değişecek. Ve aynı zamanda toplumda da çok şey değişecek. Öyleyse lütfa güvenmek bize ne gibi bir fayda sağlıyor dua ederken? Aslında her konuda olduğu gibi öncelikle bizim benliğimizi ortadan kaldırıyor ve onun yerine gerçek olanı koyuyor. Yani Rabbi koyuyor ve kutsal ruhu koyuyor. Babamızın sevgisine, Tanrımızın sevgisine güvenmemizi ortaya koyuyor bu lütuf. Ve daha sonra yine bu lütuf altında dua ettiğimizde Tanrı bizim için gereken her şeyi yapmaya başlıyor. Bir ayet var Romalılar 8. bölümde. Şöyle diyor: bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Yani bu ayetin bağlamı kutsal ruhun bizim için dua ettiğini söylüyor. Yani bizim içimizdeki kutsal ruhun bizim aracılığımızla dua ettiğini söylüyor. Öyleyse bizim dualarımız da tamam, kendimize bakıyorsak nedir? Acaba iyi dua ediyor muyum, edemiyor muyum? Az dua ettim mi, çok dua ettim mi? Eksik mi oldu, tam mı oldu? Yani bunları düşünüyoruz. Ama Tanrı'ya baktığımız zaman aslında ettiğimiz duada da etkin olan nedir? Tanrı'nın kendisi var. Kutsal ruh bizim içimizdedir. Ve kutsal ruh bizim içimizde olduğuna göre ve bizim için aracılık ettiğine göre biz imanla Tanrı'nın huzuruna gelebilir ve yaklaşabiliriz. Ama bunu göz ardı ediyorsak o zaman ne yapıyoruz? Kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da bizi daha da zayıflatıyor diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Ama biz ruhun da benimle birlikte dua ettiğini düşünüyorsam, buna inanıyorsam ki kutsal kitap gerçeklerine göre bu böyledir, o zaman nedir? Aslında çok güçlü dualarımız var. Ve her Tanrı'nın çocuğu, evet, her Tanrı'nın çocuğu, yani iman etmiş, kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğuşu yaşamış, her Tanrı'nın çocuğu ruhta dua eder. Çünkü kutsal ruh onun içindedir. Ama Tanrı'nın lütfuna dayanması lazım. Onu araması, istemesi, güvenmesi gerekiyor. Yani biz kendimize güvenmeye başladığımız zaman işte orada benlik dediğimiz şey arka planda çalışıyor. Belki de dualarımızın daha az cevaplanmasının nedeni ya da en azından nedenlerinden birisi bu lütfu aramamamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bildiğimiz dua var. Rabbin duası diyoruz. Şimdi bu duaya baktığımız zaman Matta 6. bölümde, onun hepsini okumayacağım ama daha önce de sık sık okuduk. O duaya baktığımızda bir şekil var. Ve bu vaazı hazırlarken tekrar baktığımda aslında İsa Mesih'in üç konuda özellikle Tanrımızın lütfuna güvenmemizi istediğini bir kez daha görüyorum. Bunlardan bir tanesi, bugün bize gündelik ekmeğimizi ver sözüdür. Yani gündelik ekmeğimizi ver dediği zaman biz kendimizin dışındaki bir kaynaktan, kimden istiyoruz? Tanrı'dan istiyoruz gündelik ekmeğimizi. Ama çalışan bir kişi, işini yapan bir kişi kendi kazancını kendisinin kazandığını düşünüyor. Gündelik ekmeğini kendisinin kazandığını düşünüyor. Bu doğrudur. Ama bunun bereketi kimden geliyor? Rab'den geliyor. Ve bugün gündelik ekmeğimizi ver dediğimiz zaman biz Rab'be, ona geldiğimizde aslında onun lütfuyla dua ediyorsak Rab de bizi bereketleyecek. Kutsal kitapta yani zaman zaman bunu kullandığımız gibi, söylediğimiz gibi doğru kişinin ekmek dilendiğini görmedim diyor. Yani demek ki Rabbim vaadi var. Bizim ihtiyaçlarımızı görüyor. Ama biz ona ne yapmalıyız? İmanla yaklaşmalıyız ve bütün ihtiyaçlarımız konusunda, yani sadece yiyecek temel konu ekmek konusunda değil,
barınma konusunda, elektrik, doğalgaz konularında, her konuda bunları sağlayacak olan Rabbin kendisidir. Ama kendi gücümüze baktığımızda ne oluyor? Biz zayıf kalıyoruz. Diğer ikincisi bundan sonra şunu söylüyor. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Eğer biz kendi benliğimizle dua ediyorsak ya da kendi gücümüzle dua ediyorsak bir başkasını bağışlayamayız. Değişik nedenler olabilir. Geçmişte yaşadığımız olay olabilir. Annemiz, babamız, işte akrabamız, yakınımız, kilisedeki kişiler, toplumdaki kişiler, yani travma yaratmış kişiler, her birçok kişi olabilir. Ama biz kendi gücümüzle eğer dua ediyorsak ne olacak? O kişiyi bağışlayamıyoruz. Hatta nefret ediyoruz. Çünkü benliğimiz bizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Çok duydum. Ben bu konuda dua edemiyorum diyor. Özellikle bu bağışlama konusunda. Neden dua edemiyor? Çünkü kendi gücüyle dua etmek istiyor. Ama Tanrı'nın lütfuyla dua etmeye başlasa ya da bunu arasa öncelikle o zor durumda, ki kolay durumlar demiyorum, zor durumda, o zaman Tanrı da ona bir çıkış yolunu gösterecek. Bu çıkış yolu nedir? Aslında özü yargıç olan Rabbin kendisidir. Kötülük yapan herkes yargılanacak. Kutsal kitap bunu söylüyor. Ve burada bağışlamayı bize Tanrı veriyor. Yargıç olduğunda kendisini aslında kutsal kitapta söylüyor. O zaman biz buna güvenmeliyiz. Ama lütufla bize karşı suç işleyenleri bağışlayabilmek için Tanrı'yı arayamalıyız. Aramalıyız. Eğer aramıyorsak bağışlayamayacağız. Bu 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bir sonuçtur. Diğer konu, ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar. Hani iman yaşamının en önemli zorluğu, en önemli konularından biri, zorluklarından bir tanesi, gerçekten eski yaşamdan gelen benlikle ilgili konuların bizim hayatımızı etkilemesidir. İşte Galatyalılara mektupta bu konuda diyor, Galatyalılara mektup, şöyle yazıyor. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bunların hepsi bir ayartı konusudur bizler için bugün. Ve biz bu ayartı konularında, yani belki hepsini bir kişi yaşamıyor, birkaç tanesi onun hayatında daha çok etkin oluyor ama bu ayartı konularında kendi gücümüze dayanıyorsak büyük olasılıkla kısa zamanda düşeceğiz ya da daha sık düşeceğiz. Ama Tanrı'nın lütfunu arıyorsak ne yapacak? O lütufla dua ettiğimizde bu ayartı konularını Rabbin kendisi bizim için çözecek. Bu ayartılardan herhangi birini kendimiz çözeceğimizi düşünüyorsak çözemeyiz kardeşler. Ve bu nedenle Rabbin duasında İsa Mesih bize öğrettiğinde ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar dediğinde kendimize güvenmememizi söylüyor. Kendimizin dışındaki kaynağa güvenmemizi söylüyor ve ona iman etmemizi söylüyor. Öyleyse kardeşler, bizler dua ettiğimiz zaman bu üç ana prensibe de bakarak, yani hem temel ihtiyaçlarımız konusunda, hem bağışlama konusunda, hem de ayartılmama ve kötü olandan korunmak konusunda nedir? Aslında biz bir hiçiz. Ama Tanrı her şeyi yaratan ve mutlak iradesini olan varlık olarak her yerde etkin olduğu gibi bizim hayatımızda da etkindir. Öyleyse biz onun etkinliğini, yani onun lütfunu dua aracılığıyla aramalıyız ve etkin olmasını istemeliyiz kendi hayatımızda. Ve bunu yaptıktan sonra birçok şeyin değişmeye başladığını göreceğiz. Kardeşler, biz ne kadar çok dua ediyorsak, yani bu konuda ve bu prensipler üzerinde, yine uzun ya da kısa demiyorum, ama her karşılaştığımız durumda, her ayartı durumunda, bu ister ihtiyaç olsun, ister bağışlanmak olsun, ister az önce okuduğum konulardan herhangi birinde, Tanrı, Rabbimiz İsa, bize lütfetmek istiyor. Bizi daha çok değiştirmek istiyor. Ama bizim ona güvenmemiz ve dayanmamız çok önemli. Tek başımıza bunu yapamıyoruz. İbranilere mektup 4. bölümde
şunu yazıyor. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş kahinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Ben bu söze amin diyorum ve biz de bu lütfu arayarak, bu lütufla yaşamak için bir tutkumuz olsun, bir düşüncemiz olsun, bir isteğimiz olsun, bir yönlenişimiz olsun. Ama yoksa biz kendi kendimizle yüzleşiyoruz. Ne yapıyoruz? Gölgemize şapka çıkarıyoruz değil mi? Şimdi dua edelim. Yüce Rabbimiz, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız, evet bir kez daha sana şükrederiz. Biz dua ettiğimizde evet bir kez daha eksik, yetersiz olduğumuzu itiraf etmek istiyoruz senin önünde. İstediğin gibi dua etmediğimizi biliyorum. Ve zaman zaman da dua ederken söylediğim gibi imanımızı arttır diyorum. Çünkü bunu bile çoğu zaman başaramıyoruz zor durumlarda. Ama senin lütfunla dua ettiğimizde İsa Mesih, evet o lütfu aradığımızda, o lütfa dayandığımızda, evet ne kadar harika bir şeydir. Ve senin isteğine uygun olan her duanın da cevaplanacağına iman ederek Rab ben amin diyorum. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin.